İyi günler sayın seyircilerimiz. Günün gelişmelerini aktardığımız haber bülteniyle karşınızdayız. Kosova'da bugünden itibaren nakit ödemelerde sadece euro para birimi geçerli olacak. Uluslararası yetkililer karşı gelse de çok tartışılan bu karar yürürlüğe girdi. Başbakan 34 yıl önce Elfete Humol'un şehit düşüşünün anısına yapılan anma töreninden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken Kosova'da dinar para biriminin tedavülden kaldırılması ile ilgili bir açıklama yaptı. Kurti konuyla ilgili Avrupa Birliği'nin tepkisini şu sözlerle değerlendirdi. Merkez Bankası bağımsız bir kurumdur. Politikacılar devletin bağımsız kurumlarına müdahale edemez. Çünkü bu ülkemizin demokratik cumhuriyet karakterini kaybetmesine neden olur. Anayasal düzen, yasallık, bağımsız kurumların karar alma süreci politikacılar tarafından müzakere edilemez. Merkez Bankası'nın dinarın tedavülden kaldırılması için aldığı karar bugün yürürlüğe girdi ve şu ana kadar aldığım bilgilere göre her şey yolunda gidiyor. Herhangi bir eleştiri veya şikayet olursa konuyu büyük bir ciddiyetle ve en hızlı şekilde ele alıp görüşürüz. Bu arada Avrupa Birliği bugünden yürürlüğe giren Kosova Merkez Bankası'nın düzenlemesiyle ilgili bir bildiri yayınladı. Avrupa Birliği dinar konusu için Kosova'dan uzun bir geçiş dönemi sağlanması ve bu soruna Avrupa Birliği'nin arabuluculuğunda diyalog çerçevesinde müzakere yoluyla bir çözüm bulunmasını talep etmekte. Avrupa Birliği bugünden yürürlüğe girmesi beklenen Kosova Merkez Bankası'nın düzenlemesini dikkate almakta. Düzenleme para akışının şeffaflığını artırmayı, finansal istikrarı sağlamayı ve kara para aklama ile sahtecilikle mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği düzenlemenin Kosova Sırplarının Sırbistan'dan maddi destek almasını etkileyeceğini de farkındadır. Avrupa Birliği bu kararın Kosova'daki Sırpların günlük hayatını etkileyeceğinden endişelidir. Bu özellikle şu anda başka seçenek olmadığı için Sırpların okul ve hastanelerine etkisi olacağını değerlendirmektedir deniliyor Avrupa Birliği bildirisinde. Hatırlatalım, pazar günü Quint ülkeleri büyükelçileri Kosova'da Sırp dinarının kullanılmasının yasaklanmasıyla ilgili Kosova'ya aynı talepte bulunmuştu. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Donika Gırvala, Almanya ziyareti kapsamında Almanya'nın Savunma Komisyonu Başkanı Maria Agnes ile görüştü. İki yetkili ülkedeki güvenlik durumu ve bölge barışı ile güvenliğine Sırbistan'ın devam eden tehditlerini ele aldı. Almanya Meclisi'nde Savunma Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle gerçekleşen görüşmede aynı zamanda güvenlik alanında devletler arası işbirliği, Batı Balkanlar'da istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri nedeniyle Sırbistan'a karşı önlemlerin alınması, Kosova'ya profesyonelleşme ve lojistiğe desteğin devam etmesi ve NATO üyeliği konuları da ele alındı deniliyor Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisinde. Bu görüşmede Gırvala, Alman milletvekillerine Kosova ve bölgede barışın korunmasına sundukları destek için teşekkür ettim. Başkent Priştine'de bulunan Kosova Polisi Merkezi'nin ek binasında yer alan Sırp Sivil Toplum Kuruluşu'nun ofisine polis tarafından baskın düzenlendi. Yazılı açıklamada savcılığın bir sivil toplum kuruluşunun yasa dışı faaliyette bulunduğunu tespit ettiği, olayla ilgili olarak iki şüpheli ve çok sayıda tanığın ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Prişine Başsavcılığı'nın 31.01.2024 tarihinde gerçekleştirilen baskınla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgi sonrasında Prişine merkezindeki polis karakolunun ek binasında bir STK'nın yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu, Prişine Asli Savcılığı Başsavcısının Ağır Suçlar Dairesi Ekonomik Suçlar ve Yolsuzluk Birimi Savcısı ile birlikte olay yerine giderek gerekli soruşturma işlemlerini yürüttüğü kaydedilen açıklamada, baskında Kosova Polisi'nin Prişine'deki Bölgesel Soruşturma Müdürlüğü ile koordineli olarak Kosova Gümrükleri ve Sağlık Müfettişliği ile işbirliği içinde yer aldığına dikkat çekildi. Gerçekleşen polis baskınında Sırplara ait olduğu öğrenilen STK'nın mekanında tıbbi hizmetlerin yasa dışı olarak sunulduğu tespit edildi. Açıklamada iki kişinin şüpheli, çok sayıda kişinin de tanık olarak ifadelerinin alındığı belirtilerek şüphelilerin daha sonra serbest bırakıldığı ve yasa dışı tıbbi faaliyette bulunmak suçundan ceza davası açıldığına işaret edildi. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretini gerçekleştiren KTP milletvekili Enis Kervan, Çin ve Rusya'nın Balkanlardaki olumsuz etkisi konulu tartışma forumuna katılarak kongre üyeleriyle de görüşmelerde bulundu. ABD ziyaretini gerçekleştiren KDTP milletvekili Enis Kervan, Washington Capitol Hill'de düzenlenen Çin ve Rusya'nın Balkanlardaki olumsuz etkisi konulu tartışma forumuna katıldı. ABD Kongresi'nin pek çok üyesiyle Balkan ülkeleri siyasi temsilcilerin katıldığı forumda Kosova heyeti, Kosova'nın güvenlik açısından olduğu kadar ülkenin savunma ve güvenlik organlarının güçlendirilmesi açısından da desteğe ihtiyaç duyulduğunu, Kosova'nın NATO üyesi olmasının önemli dile getirdiler.
ABD ziyareti kapsamında milletvekili Kervan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yasama işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Durakoğlu ile Kosova, Kosova Türkleri demokrasi ile hukukun üstünlüğü ve Kosova'da yaşayan topluluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Kongre üyeleri Nathaniel Moran ve Pete Sessions ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ise Kervan, Kosova'da son dönemde yaşanan olaylar, güvenlik ve Kosova'da yaşayan toplulukların hakları hakkında ABD'li yetkililere bilgi verdi. KLTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova Türk Gazeteciler Derneği'nin geçenlerde yeni seçilen yeni yönetimini makamında ağırladı. Kosova Türk Gazeteciler Derneği'nin yeni başkanı Ercan Kasap ve yönetim kurulu üyeleri, KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kosova'da Türkçe medyasının sesinin daha fazla duyulması ve çözüm önerileri konusunda atılacak adımlar üzerinde duruldu. Uzun zaman aslında Kosova Türk Gazeteciler Derneği'nin ilk defa hem parti genel başkanını hem de bakanlığa bir ziyareti gerçekleşti ve ilk defa somut olarak bizlere sorunları resmi olarak ilettikleri bir gün. Aslında ilk önce gazeteciler yeni derneği ve yönetim kurulu seçilen başkanı ve başkan yardımcılarını ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Çalışmalarına başarılar diliyorum. Bizim Kosova'daki Türkçe medyanın sorunlarının dile getirileceği her platformda yer alacakları bir yönetim oluştuğunu görmek beni ayrıca memnun etti. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçlerde hep birlikte Kosova'daki Türk medyanın sorunlarını tartışacağız. Çözüm odaklı neler yapılabilecek konusunda hep birlikte ortak adımlarda bulunacağız. Bizim için Türkçe sesimiz Kosova'da Türkçe eğitimin, Türkçe kültürün yaşatıldığı bir yerde duyurulmasıdır. Bunun ne kadar fazla kitlelere duyurulursa o kadar etkin olduğumuz ortaya çıkacaktır. Etkin bir toplumu sadece etrafa yaymamız gerekecekti. Bu da medyanın işi. İnanıyorum ki biz hem parti olarak hem hükümet olarak Kosova Türk medyanın ayrı bir yerde değerlendirilmesi ve desteğinin sunulması konusunda adımlar atacağız. Başkan Ercan Kasap, Kosova'da Türkçe medyanın durumu konusu ile ilgili Kosova Türk Gazeteciler Derneği'nin atmayı planladığı adımlar hakkında bilgi verdi. Çok da yapıcı ve verimli bir görüşme olarak değerlendirebilirim. Bugün Türk gazetecilerin Kosova'da, Türk medyanın Kosova'da karşılaştığı sıkıntılar konusunda konuştuk. Bu sıkıntıların aşılması için hangi yolların izlenmesi, hangi yollarda yürülmesi, hangi adımların atılması konusunda mutabaka var. Türkçe medyanın bu toplumun önemli bir unsuru oldu. Bu topluma eğitimle, derneklerimizle, kültür sanatla birlikte hizmet veren bir unsur olarak faaliyetlerimizi daha sağlıklı biçimde devam etmek için mutlaka bazı sıkıntıların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunu ortaklaşa çabalarla, ortaklaşa gayretle çözebileceğimizi kanaata vardık. Bu konuda her iki tarafta kararlılık ifade edildi. Gerek Türk Gazeteciler Derneği olarak, gerekse de KLTP ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı olarak destek verildi. Umarım bunun ürünlerini alacağız yakın bir zamanda. Bir saat süren görüşmede harekete geçmek için hep birlikte odaklanılması gereken noktalar konusunda önerilerde bulunulup, parti ve hükümet olarak Kosova Türk Gazeteciler Derneği ile işbirliği içerisinde mutabık kalındı. Avrupa Birliği'nin bugünkü zirvesinin ana gündem maddesi Ukrayna'ya yapılması planlanan 50 milyar euroluk Avrupa Birliği yardım paketinin onaylanması oldu. Aralık ayındaki zirvede Ukrayna ile AB'ye katılım görüşmelerine başlaması gündeme gelmişti. Beklentilerin aksine Ukrayna'nın AB üyeliği konusunda itiraz etmeyen Macaristan, yardım paketi kararını ise veto etmişti. 33 milyar euro kredi ve 17 milyar euro geri ödenmeyecek yardımdan oluşan mali destek paketinin Macaristan'ın vetosu nedeniyle onaylanmaması nedeniyle de 1 Şubat 2024'te yani bugün yeni bir zirve düzenlenmesi planlanmıştı. Rusya 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başlamıştı. Bu gelişme sonrası süratle savaş ekonomisine geçen Ukrayna hem ülke savunmasının sürdürülebilmesi hem de ekonomisini ayakta tutabilmesi için dış mali kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Ukrayna'nın en önemli destekçileri sıralamasında da Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından ikinci sırada. Ukrayna geçtiğimiz yaz aylarında cephelerde başlayan taarruzun beklenen başarıyı gösterememesi nedeniyle 2023 sonbaharından itibaren savaşın kaderinin kritik bir noktaya ulaştığını
acil mali ve askeri yardımlara ihtiyaç olduğunu ilan etti. Artan maliyetler, Avrupa Birliği'nin çevre politikaları ve ucuz gıda ithalatına tepki gösteren Belçikalı çiftçiler traktörleriyle Avrupa Birliği Genel Merkezi'ni abluk altına aldı. Brüksel'de bir süredir devam eden çiftçilerin eylemleri bugün alevlendi. Bugün Avrupa Birliği'nin genel merkezinin de olduğu başkent Brüksel'de çiftçiler traktörlerle sokağa döküldü. Avrupa Birliği liderleri zirvesinde vergiler, artan maliyetler ve ucuz ithalat karşısında çiftçilere daha fazla yardım edilmesi için baskı yapmak üzere sabahın erken saatlerinde Brüksel sokaklarına traktörler sıralandı. Avrupa Birliği parlamentosunun önündeki meydan traktörlerle doldu ve çiftçiler şenlik ateşleri yakıp havai fişekler patlattı. Birkaç binaya yumurta fırlattı. Polis, Avrupa Birliği'nin kalbi olan Brüksel'deki ana caddelerde yaklaşık 1000 traktörün yolları kapattığını duyururken çok sayıda çevik kuvvet ekipleri de bölgeye gönderildi. RTK haberinin sonunda bugün ve yarınki hava durumuna da bir bakalım. Ardından kapanış yapacağız. Ülkemizde gökyüzünde güneşin hakim olduğu bir gün yaşanıyor. Başkent Prişine'de termometreler 10 dereceye kadar yükseldi. KOSA Hidrometeoroloji Kurumu tarafından yapılan tahminlere göre yarın da ülke genelinde hava durumunda bir değişiklik beklenmiyor. Günün en yüksek hava sıcaklıkları ise 8 ila 11 derece dolayında seyredecek. Hava durumuyla bugünkü haber bültenimizi tamamlıyoruz. Yarın yeniden birlikte olmak dilekleriyle sizlerden ayrılıyoruz. Hoşçakalın.